Modernleşme 10. yılında ve bu sene 2 senede bir yaptığı konferanslar bu sene bölge konferansı biçimiyle yapacak. Öyle örgütlemeye çalışıyoruz. Ege'de, Marmara'da ve Güney'de aynı anda 26 Mayıs günü aynı zamanda bölge konferanslar şeklinde örgütlediğimiz bir konferans sürecinin içerisine girdik. Güney'de Adana, Mersin, Hatay, Adıyaman, Antep ve Urfa'nın katıldığı bir bölge konferansı olacak. Ege'de İzmir, Denizli, Manisa ve Antalya'nın katıldığı, Antalya'nın buraya dahil olduğu bir bölge konferansı olacak. Marmara'da da İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Ankara'nın katılımıyla gerçekleştireceğimiz bir bölge konferansı olacak. Bölge konferanslarımızın teması aslında şu, yani bir süredir AKP-MHP iktidarının bütün direnen kesimlere bir saldırısı var. İşte çok net biçimiyle her gün gözaltı saldırılarıyla görüyoruz. Kürt halkına yönelik, Kürt kadınlarına yönelik her gün inkar ve asimilasyon politikalarını kendisinde görüyoruz. Alevilerin eşit yurttaşlık talebinin karşısında görüyoruz bu iktidarın karşısında ve tüm bu sorun alanlarını, tüm bu mücadele dinamiklerini örgütlü mücadelede birlikte yan yana olduğumuz bir sürecin içerisindeyiz aslında. Kadınlar için bu saldırı konsepti, kadın cinayetleri, şiddet, taciz, tecavüz dün cezasızlıkla ödüllendirildiği bir düzlemde devam ediyor ve aslında kadınların emeğinin ucuz iş gücü olarak piyasada sürmesi, ev içi emeğin görünmez kılınması, bir aslında kıskacın arasında kadınlar adeta boğulmaya çalışılıyor ve tüm bu süreçte de kadın örgütleri şimdiye kadar tüm bu tıkan süreçlerin önünde mücadele ederek, örgütlenerek, en güçlü hareketi, toplumsal mücadelenin önünü açan pozisyonu alarak öne aldığı bir durumlar. Bugün de Kadın Hareketi'nin misyonu bu. Bunca saldırının karşısında tekrar da mücadele güçlerine örnek olmak, o önü açmak üzerine bir tartışma yürütüyoruz ve biz de haliyle Mor Dayanışma olarak bu kadın mücadelesinin bir parçasıyız ve biz de üzerimize düşeni yapmalıyız dediğimizde yalnız değil, birlikte güçlü diyerek yola çıktığımız bir konferans sürecine girmiş olduk. Temmuz sonunda bölge konferanslarından çıkan sonuçlarla beraber de merkezi konferansımıza gittiğimiz, orada da dediğim gibi örgütsel mekanizmalarımızı yeniden gözden geçirdiğimiz, kurduğumuz ve yeni döneme hazırlandığımız bir süreci tarif ediyoruz. Tabii ki bu bir konferansla bitecek ya da işte belli görevlendirmelerle, belli sorumluluklar alarak bitecek bir süreçte. Tam da bu sürecin içerisinde aslında yapmaya çalıştığımız şey bu. Merkezi konferansımızda onaylanacak, karar altına alınacak önergelerimizin tamamını 2 yıl boyunca nasıl ilerleteceğiz, nasıl yapacağız, üstlerine katacağız üzerinden tartışacağız. Çeşitli önergelerimizle beraber merkezi konferansımızda bir kararlar silsilesini ve merkezi koordinasyonumuzu, Türkiye Meclisi'mizi seçtiğimiz bir tabloyu oluşturacağız ve yeni döneme böyle hazırlanacağız. Bir yandan saldırı çoğaldıkça mücadele azmi, direnme içgüdüsü artıyor. Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, işte kadınlar burada ve direnmeye devam ettiklerini gösteriyorlar. Bir amacımız bu aslında. Yani siz tüm bu saldırılara rağmen işte orada gidiyorsunuz Kürt halkına saldırıyorsunuz. Burada geliyorsunuz kadını katlediyorsunuz ve onun failini cezasızlıkla ödüllendiriyorsunuz. Orada bir kadının kendi yaşam hakkına müdahale ediyorsunuz. Üniversitelerde kadınların cinsiyetçi eğitimle baş başa bırakıyorsunuz ama bütün bunlar aslında bizim direnme sebeplerimiz, mücadele etme dinamiklerimiz haline geliyor. Ve tabii ki örgütlenme çağrısı. Yani kadınların bugün, hatta toplumun tüm kesiminin bugün örgütlenmekten başka çaresi yok. Artık herkes bunu da biraz hissediyor. Yani bugün örgütlenmek dediğimiz şey bizim için ekmek gibi, su gibi bir şey olmuş oldu. Haliyle bunun en güçlü dinamikleri kadınlar. Çünkü neden? Kadınlar öldürülüyor artık. Yaşamak için örgütleniyorlar yani. Yaşama içgüdüsüyle, yaşama mücadelesiyle, yaşam mücadelesiyle beraber örgütlenme kararı alıyorlar. İşte öz savunmasını kullanıyorlar, başka bir şey yapıyorlar, gidip bir kadın örgütüne üye oluyorlar ya da 8 Mart'ta 25 Kasım'da sokağa çıkarak örgütlü bir zemine evriliyorlar. Biraz daha meydan okuma hali bu örgütlü gücün karşısında. Hep beraber işte orada yol yürüdüğümüz kadın kurumlarıyla, Mor Dayanışma'nın kendi ilçe faaliyetlerinden gelen kadınlarla biz buradayız. Örgütleniyoruz, güçleniyoruz ve sizin karşınızda durmaya devam ediyoruz demek. Tutuklu olan kız kardeşlerimizden, mücadele arkadaşlarımızdan gelen mesajlarla işte bugün mücadelenin bir alanı hapsedilmediğini göstermek ve tüm bu saldırı konseptinin yanında sadece tekrardan bir kere daha karanlığa karşı umut bizde. Umut kadınların örgütlü gücünde mesajını vermek ve bunu yaptığımız zaman başarıya ulaşacağımızı hedefliyoruz biraz daha. Ve buradan da Mor Dayanışma'nın kendi örgütsel hedefleri bakımından da merkezi konferansa kadar belli hedefleri, belli amaçları önüne koyması, merkezi konferansta seçilecek mekanizmalara dair belli tartışmalar yapmasını hedefliyoruz. İzmir'de Alsancak Türkan Selen Kültür Merkezi'nde, Adana'da Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde, İstanbul'da da Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Tüm bölgelerden kadınlara bu sese ortak olmasını, sesimizi birlikte yükseltmesini,
düzeltmeyi Mor Danışma Konferansı'nda hep beraber olmaya çağırıyoruz. Çünkü gerçekten yalnız değil, birlikteysek güçlüyüz ve bu birliktelik hem bizim yol yürüdüğümüz kadın yoldaşlarımızla, kurumlarla beraber olmaya hem de bizim kendi sesimizi ortaklaştırmaya gerektiriyor. Ancak bunun karşısında AKP MHP faşist iktidarını yıkabiliriz ya da kadınların sesini bu biçimle güçlendirebiliriz. Ancak böyle tutsak edilen kız kardeşlerimizi mücadeleyle alabiliriz. Ancak böyle İstanbul Sözleşmesi'ni nasıl elimizden aldılarsa aynı biçimle geri kazanabiliriz. Ancak böyle kadın kırımını, kadın katliamlarını önleyebiliriz. Şimdiye kadar kadınlar örgütlenerek güçlendi. Bundan sonra da örgütlenerek güçlenmeye çağrı yapıyoruz.